Herkese merhabalar ben Çağrı. Yeni bir Red Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz yeni bir füzyon geliyor. Adı Kibele Ana Mount Kibele şeklinde. Mount ne ya? Mother Kibele şeklinde geçiyor. Ve alt epikleri de belli oldu. Normalde içerik üreticisi olduğum için bana bu bilginin verilmesi gerekiyordu. Fakat geçen hafta işte gelecek olan bir video yayınlanmış ya. Biz videoyu izledik, yorumladık, attık Doom Tower'la ilgili ve gelecek klan geliştirmeleriyle ilgili. Bazı insanlar bunları yaydığı için artık sadece test server'ı kullanabilen yani seviye 3 içerik üreticilerine bu bilgileri vereceklermiş. E biz de ulaşamıyoruz ve ben söylediğimde aldığım cevap Hellhades'in videosundan yok bilmem diğer YouTuber'ların videosundan ekran görüntüsü al ve anlat. Çok mantıklı çünkü hepimiz içerik üreticisiz ve ben diğer içerik üreticilerinin ekran görüntülerini alacaksam neden ben bu gruptayım diye sorguladım. Yapacak bir şey yok demek ki böyle ilerlememiz gerekiyormuş. Raid'den soğumam için bir sebep daha oldu bu. Her neyse Konumuza dönelim Önce karakterimiz zaten biliyorduk şövalye hayaletlerinden destek tipinde şampiyon ve statları şu an şurada Gördüğünüzü düşünüyorum 19k'lık bir can bir destek için fena değil 1343'lük bir defans hiç fena değil hızı inanılmaz yüksek 115'lik bir hızı var Atak değeri bile yine de fena değil birazcık da dirençle geliyor Şimdi skill'lerin kitaplanmasına şöyle bir göz atacağız. Çok kitap isteyeceğini düşünüyorduk. İlk olarak a biri tüm düşmanlara saldırıyor. 3 kitap hasara 3 kitapta %25'lik bir artışa gidiyormuş. Yani %50 şansı çıkarıyormuş. Hız kırmayı çalışır mı? Okey ama kitap sayısı biraz fazla arttırıyor. Bir diğer becerisi can değiştirme becerisi. Ben demiştim bu 3 tura düşer diye. Ve 3 tura düşüyor. 3 kitap istiyor bizden. Kitaplamaya değer mi? Bence değer. Ben hala siz beğenmeseniz de bu karakterin arkasındayım. Oyuna hoş bir olay ekliyor diyebilirim. Yani diğer becerimiz ruh çobanı dediğimiz becerimiz. Ölümden sonra canlanma ve defans artışı veren. Bu beceri de 6 turdu. Bu da 3 tura düşüyor. Bunu da aslında tahmin etmiştim. 2 tane 3 tura düşen becerimiz oldu. Kitapladığımız zaman 6-12 kitap istiyor. Kitabınız varsa bence kitaplanır diyebilirim. Bir diğer karakterimize geldik. Karakterimizin adı Peu Mesa şeklinde geçiyor. Elinde yanan bir balta tutan bir tilki. Yani ilginç. Efsanevi bir karakter olarak geliyor. Atak tipinde bir karakter olarak geliyor. Ve deri gezenlere geliyor. E, a biri bir düşmana saldırıyormuş. Ve %50 şansla büyük boy bir defans kırma iki turluğuna veriyormuş. Güzel tam bosslara gidecek bir karakter gibi duruyor. Bu %50 olan ihtimal var ya. HP burn altındaysa da. Yine iki turluk ve yüzde yüz şansa çıkan bir özelliğe dönüyor. Yani yaktıysanız bu karakter vurduğunun vurduğunun defansını kıracaktır diyebilirim. A2'si tüm düşmanlara saldırıp kitaplandığında yüzde şansla 3 turluğuna HP yanı veriyormuş. Güzel bir özellik. Yine kitaplandığında yüzde şansla bir turluğuna yüzde veya daha fazla dönüş metresi olan karakterleri sersemletiyormuş. Alan bir özellik. %50'nin üzerinde dönüş metresi yani sırası gelmiş karakterleri sersemletmesi ve %100 şansa sersemletmesi de düşündürücü güzel bir özellik. Birazcık fazla mı dedim çünkü e, ilk bu karakter başlarsa diğerlerinin dönüş metresi de belirli bir miktarda aslında dolmuş olacak. Ve dolmuş karakterlerin hepsini sersemletip bir tur atlamalarına sebep olabilir gibi duruyor. %50'nin altında dönüş metresi olan karakterlerin ise hızlarını daha da kısıyor ve %30'luk bir hız azaltmayı veriyor. Yine 3 turluk veriyor. Bekleme süresi 3 tura düşen bir özellik, %100'e çıkan bir özellik ilginç olmuş. Kaos'la ilgili bir beceri adının hakkını veriyor. A3'e geldiğimizde ise bir düşmana saldırıyormuş ve her bir aktif HP burn debuff'ı için savaşta bulunan hasarı %40 artıyormuş. Maksimum %400'e kadar ulaşan bir özellikmiş bu. Aynı zamanda kitaplandığında %100 şansla bu vuruşu yaptığı zaman e %15'lik bir dönüş metre azaltması yapıyormuş. Ve her bir savaşta bulunan HP Burn başına bu dönüş metre azalma %15, %15, %15 artıyor. Yani karşı böyle 10 kişinin yanıp %400'lük gücüyle gelip ya Allah diye bir indiriyor böyle baltayı. Ar Ardından da gelip dönüş metresini kırıyor. 10 tanesi aktifse %150'lik hatta kaç %150'lik? %1500'lük bir de dönüş metre yakması sağlıyor. Yine 3 turluk bir beceri. Yine güzel bir beceri. Ve geldik pasifine. Pasifi de gayet ilginç bir karakter. Ne zaman bir dostu donma dezavantajı alırsa %50 şanslı o karakteri yakıyormuş. Ve bu yakma engellenemiyormuş ya da silinemiyormuş. Burada dostunu yaktığını anlamamız gerekiyor. Ne zaman bir dostu HP yanı altındaysa uyku, sersemletme, donma, korku, gerçek korku ve kışkırtmaya karşı Immun oluyormuş yani immun ne demek e, dokunulmaz Immun sistem bağışıklık Bağışıklık Etkisi altında oluyormuş Yani bir dostu e, Donduğu zaman hemen onu yakıyormuş yüzde 50 şansla ve yandığı zaman da büyük ihtimalle o donmayı, kışkırtmayı falan Kaldırıyormuş Karşıda bol HP yanığı veren bir e, sistem mekanizma varsa aslında gayet iş yapabilecek bir karakter Atak tipinde 1500 e yakın bir canı 16K'lık bir e, 2500'e yakın bir atağı, 16k ya yakın bir canı, 1k defansı, 101 hızı, yüksek kritik parçaları, 30 direnci ve 10 da isabeti var. Ben aslında bu karakteri beğendim. Bu da oyuna aslında farklı tarzlar getiren. Dondun mu? Al sana bir ateş deyip arkadaşını çözdüren İlginç. İlginç bir karakter. Hasar alan. E, göreceğiz. Bakalım bu karakterimizde böyleydi. Bir sonraki karaktere geçelim. Bir sonraki karakterimiz Lurius the Proud diye geçiyor. Elinde böyle çift kılıç tutan bir aslan. Gurur demek Proud. Gururlu mururlu. Gururlu Lurius tarzında böyle bir karakter. Bu silahı da sanırım Assassin's Creed'in e, çölde geçen Mısır'da geçen oyunda kopeş diyorlardı. Bakalım burada nasıl geçiyor? Tasarım olarak böyle kükrek bir aslan görüyoruz. Yine efsanevi yeni atak türünde bir karakter. Özelliklere baktığımızda bir düşman iki kere vurup her bir vuruşun yine %60'lık büyük boy bir e, defans kırma verme şansı varmış 2 turluk. Ve düşman %60 canın altındaysa verilen hasar %20 artıyormuş. Deminki karaktere benziyor A1'nin defans kırması. A2'si bütün düşmanlara iki kere saldırıyormuş. Ve pasif özelliği olarak bu arada 3 turluk bir beklemesi var bu özelliğin. Bu beceri beklemede değilken bu karakter yanma, donma, bilmem ne, korku, sersemletmeye karşı immun oluyormuş. Yani yine bağışık oluyormuş. Bu özelliği kullanmazsanız eğer ne donuyorsunuz ne korkuyorsunuz beklemeye sokmuyorsunuz 3 turlukta bir özellik. Aslında bu da deli gezenlerde bu da atak türünde bir karakter. Demin gördüğümüz tilki ve aslanın hikayesi oluyor. Bunlar baya güzel beraber çalışıyorlar. Acaba hikayeleri nasıl aslında merak ettim. A3'e geldiğimizde awesome roar yani roar kükleme awesome mükemmel kükleme diyor böyle. Bütün düşmanlara saldırıp kitaplandığında %100 şansla gerçek korku veriyormuş bir turluk. Ve yine %100 şansla e, saldırmadan önce düşmanlara iki turluk bir zayıflatma veriyormuş. Zayıflatma ve zaten gerçek korkunun resimlerini burada görüyoruz. Kükremeyi de geçtik. Geldik pasifine. Two grit. Grit çıkıntı mıydı? Ee, <laughs> bilmiyorum. Ölümcül bir vuruş almadan önce bu karaktere bir anda böyle bir öldürülemez veriyormuş. Bu aslında bizim için kafatasının özelliğine benziyor. Kafatası da nasıl tam öleceğinde böyle öldürülemez oluyor. Ona benziyor. Bu aktif etkisiymiş. 4 turluk bekleme olan bir aktif etkiymiş. Bir de pasif etkisi var. Her yüzde bir canını kaybettiğinde yüzde bir hasarı artıyormuş. Aslında kafatasına da böyle bir özellik lazımdı. Ee, Aslan kralımızda böyle ilginç bir karakter. Statlara baktığımızda 1400'lük hasar deminkine göre birazcık düşük. Tabii çarpanlar her şeyi değiştirir. Burada daha hızlı bir karakter görüyoruz. 106, 18 kaldık bir can, 1400 atak dedik, 936'lık da bir defans. Sabeti olmadan geliyor, bir dirençle beraber geliyor bu karakterimizde. Şimdi geldik epiklere. Bu karakterimizin adı ise Urogrim. Ogrin kabilelerinden destek tipinde bir karakter. 20K yüksek bir canı var. %100'lük bir idare eder defansı var. Hızı 102. Biraz isabetle geliyor, biraz atakla geliyor. Bir şeylerle, bir şeylerle geliyor ama skilllerine baktığımızda bayılacağınız bir karakter. Aha biri bir düşmana 3 kere saldırıyor ve her vuruş kitaplandığı zaman 40 şansla hatta 40 değil 45 şansla iki turluk zehir bırakıyor. 40 şansla hatta 45 dedik değil mi? 45 şansla tık 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 3 tane şöyle vurduğunu düşünün. Zehir bırakıyor. Yüksek bir şans. inanılmaz karşı saldırı için güzel bir zehirci olabilecek bir karakter. A2'si dostlarındaki tüm dezavantajları temizleyip onların max canlarının %40'ı kadar iyileştiriyor. 3 tura düşüyor ve iyileşmesi kitaplandığında artıyor. Fena bir özellik. Yani takımınız düşmek üzereyken tutup yerden böyle elinden kaldırıyor. Manyak da bir A3'ü var. Ee, bu karakter bütün düşmanlara 3 adet büyük boy zehir bırakıyor. 2 turluk. Yani 3 adet zehri bütün herkese veriyor. A1'inde de verdi. Yani zehir manyağı yapıyor bu karakter. 3 turluk beklemesi var. Ve tüm dostlarına da 2 tane %15'lik iyileştirme veriyor. 2 turluk. Bakınız resmini de zaten şurada görebiliyorsunuz dostlarına kıyak, düşmanlarına kazık şeklinde bir karakter. Aurası var bu karakterin. Aurası da tüm savaşlarda yüzde %20'lik bir hız aurası. Aslında bu karakterle güzel Zinnan ve Doom Tower dönülebilir gibi duruyor. Bu karakterler de birazcık zaten yeni Doom Tower'a geliyorlar gibi geldi. Yani bir öyle içime yani oldu diyelim. Bir diğer karakterimiz Toft'un Maymet diye geçen bir karakter. Ee, ne denebilir ki? Yani orklara gelmiş şişko can tipinde bir karakter. 22k'lık bir canı var. Temel can için gayet güzel. Hızı berbat. 94 bir hızı var. Biraz defansı var. Zaten canla vurduğu için atağa bakmıyoruz. Biraz direnci var. Ama skilllere geldiğimizde ilginç bir karakter olduğunu göreceksiniz. Bir düşmana iki kere vuruyormuş ve her bir vuruş vurduğu hasarın %30'u kadar bu karakteri iyileştiriyormuş ve kritik vuramıyormuş. Bu karakter evet duyduğunuz kritik vuramayan ilginç bir karakter. A2'ye geldiğimizde yine bir düşmana saldırıyor. Şimdi buranın çevirisini ben birazcık kafamda yapamadım. E, boss olmayan birine saldırırken diyor hasarın tamamını yani saf hasarı yansıtır diyor. Ve e, canının %50 kadarını düşmanın bir anda azaltır diyor. Yani direkt sanırım %50'sini götürüyor canının hasarına bilmem neyine bakılmadan. Ve bu saldırdığında bu... E, düşmanın canı %50'nin altındaysa bir turluk bir sersemletme debuff'u veriyormuş. Yani bu karşının canıyla alakalı bir olay sanırım. Boss'lara saldırırken de e, bu şampiyonun canına oranla bir hasarı karşıya veriyormuş ve kritik vuramıyormuş. Ya burada çeviri hatam oldu galiba. Affola, e, anlayamadım yani cümlenin şu kısmını kesinlikle anlayamadım. Bunu ben biraz önce de okumuştum. Yine anlamamıştım. Ha belirli bir miktarda hasar verdiğini sanki karşıya saldırırken karşının canıyla biraz odaklı boss'a saldırırken de kendi canıyla odaklı olduğunu düşünün. Klan boss'un bilmem kaç milyar milyon canı varken zaten onunla ilgili olmaz diye düşünüyorum. Çeviri atam tekrar affola geçelim pasif özelliğine. İlginç de bir pasif özelliği var. Armor kırıcı, zırh kırıcı şeklinde. Düşmanların kalkanlarını her turun başında yani tur sırası buna geldiğinde %50'si kadar kalkanlarını azaltıyormuş miktarlarını. Ve bu azalttığı kalkanların ee, miktarı kadar kendi maksimum canına ekliyormuş. Ve yüzde yirmi beşine kadar sanırım artabiliyormuş maksimum canlarının. Kalkanlı düşmanlar için belki kullanılabilir. Düşünün şöyle bir kalkanınız var. Kusurlu vurdu. Şak diye yarısını emcükledi kendini aldı ve maksimum canına ekledi. Bu da hasarın artması demek. Ama tabii ki crit vuramayan ilginç bir karakter. Statlarına baktık. Geçelim öbürüne. Şimdiki karakterimizin adı Magnar. Magnar. Magmar gibi Pokemon'daki ama N harfiyle ve çift R ile yazılıyor. can tipinde iblis tohumlarından cehennemin dibinden gelmiş epik bir karakter. 21K can, 1K'lık bir defans, 100'lük bir hız bir şeyler bir şeyler hızlıca bakalım bir düşmana saldırıyormuş. Kitaplandığında %65 şansla yine iki turluk bir defans kırma. Artık A1 defans kırma karakterlerinden full artı full devam ediyoruz. HP yanı altındaysa bu şans %100'e çıkıyormuş. Deminki karakterleri yine benziyor. Benzer mantıkta çıkmış karakterler. Yine tüm düşmanlara saldırıyormuş. A2'si HP burn altındaysa ekstra bir vuruş daha yapıyormuş. Ve HP burn altındaki düşmanlara ee, bir turluk sersemlikle verme şansı varmış. %50 şansla beklemesi 3'e düşüyormuş. Yani bu karakter can yanı varsa iyi çalışıyor. Yoksa hiçbir cacık yapmıyor diyebilirim. Fan the Flames. Alevlerin fanı özelliği yine bir düşmana saldırıyormuş. Ve dezavantaj yayma etkisi varmış. Bu vezirde vardı. Ee, bir de harken büyük kılıçta vardı. İki tane rastgele debuff'u alıp bütün böyle karşıya yayıyormuş. Biraz bana örümcek karakteri gibi geldi. Örümceğe yaktınız, defans kırdınız, aldı onu. Bütün Yavru örümceklere yaydı şeklinde çalışıyor. Aynı zamanda HP burn özelliğini bütün düşmanlarda bir tur uzatıyormuş. Tamam bu artık örümcek karakteri oldu. Yayamadığı bazı özellikler varmış. E, sersemletme, gerçek korku, dondurma falan filan. Ve hasarı tabii ki canıyla odaklıymış. Ve geldik Flash Melter e, pasif özelliği. Karşıdaki düşmanlar HP burnundan her yandığında bu karakter onların maksimum canının %1'i kadar iyileşiyormuş. Yani 10K canları varsa ya da hadi yani salladım 50K canları varsa %1'i kaç yapıyor? 500 mü? 5000. 500. O kadar iyileşiyormuş. %1'i kadar iyileşiyormuş diyebilirim. Bu Magnar karakteri de birazcık böyle. E tabi yine örümceklere dağıttığınız HP Burn bu karakteri güzel güzel iyileştirecektir diyebilirim. Geldik ilginç tasarımlı bir cücemize. İsmi Cornelia. Baya ilginç tasarımlı. Hani hiç böyle bir cüce tasarımında değil gibi e, skilllere baktığımızda A biri bir düşmana saldırıyormuş yüzde 40 şansla ki kitaplanınca yüzde 50'ye çıkıyor e, rastgele bir beceri iki turluk bir bekleme atıyormuş klasik beklemeyi atan A1'lerden biri ama güzel bir A 1 bence kabul edilebilir hoş bir A bir A ikisi kitaplandığında 3 tur ve yüzde 100 şansla bir turluk tüm düşmanlara bir uyku veriyormuş ve bu uyku pasif etkisi olarak bu skillin bu uykusu bittiği zaman %50 gene kitaplandığında %70 şansla bir türlü korkuya dönüşüyormuş. Ama bu nasıl bir korku? Normal korku, gerçek korku değil. Geldik A3 özelliğine. Bu ilginç bir özellik. Bir dostunu uyutuyormuş. Evet bir dostunu uyutuyormuş. Ve bu uyku kalktığında ya da uyandığında artık uykusu tamamlandığında maksimum canın %50'si kadar iyileşip maksimum dönüş metresinin de %50'si kadar iyileşiyormuş. Yani dönüş metre yarıya da olurup canın da 50'si kadar iyileştiriyormuş. Hayır, pardon, yanlış okuduk, yanlış okuduk. Geri dönüyorum. Şimdi süresi dolduğunda ya da Madam Seris gibi bir karakter kaldırdığında bunu %50 canlı %50 dönüş metreyle uyanıyor bu karakter. Ama hasar alarak, karşıdan bir hasar alarak uyanırsa full dönüş metre ve full e, bir canla uyanıyor. Yani direkt turu kendini alan bir özellik 4 tur ikiye düşüyor İnanılmaz manuel oynandığı zaman güzel bir özellik özellikle mesela düşesi Lütfü var yanında düşesi Lütfü'nüz ölecek uyutun kalksa bir dert hasar yiyip kalksa ayrı bir dert tank da bir karakterimiz destek tipinde ama tank yani 20 kar canı 1100'lük bir defansı 109'luk yüksekte bir hıza sahip ben bu cüceyi beğendim bir de hız aurası var ama ne aurası bu arkadaş göstermemiş. Biz de geçiyoruz. Son karakterimiz Jurojin isimli bir Shadowkin gölge soyundan artık grupları da iyice gelmeye başladı. Ee, HP tipinde can tipinde bir karakter 20.900'lük bir cana sahip ee, diğer statları da tamamen ortalama zaten burada yazıyor ben niye her seferinde okuyorsam bir düşmana saldırıyormuş kitaplanlı %60 şansa atak kırma veriyormuş ne atak kırma veriyor A2'yi tahmin edeyim mi kışkırtma bu ayı gördüğümüze göre tabii ki kışkırtma. Bu şampiyona maksimum canına eş değer, e, maksimum canın %25'ine eş değer iki turluk bir kalkan veriyormuş. Ardından bir düşmana saldırıp kışkırtma veriyormuş bir turluğuna. E, tamam yani çok bir özelliği yok. Ama karşıdaki karakterin canı bu karaktere eşit ya da bu karakterden daha az ise bu direnilmiyormuş. Yani bu kışkırtmaya karşı direnilmiyormuş. Bak bu işte bir fark yaratır. Karşının nukerini alıp bir şekilde çıkaracaksanız bu bir iş yapabilir diyebilirim. A3 bir düşmana saldırıp defansının %25'ini yok sayıyormuş. Aynı zamanda öldürülemez, hasar alamaz, buff'larını da yok sayan 3 turluk HP ile vuran bir beceri. Bu da ilginç bir özellik. Ve canı %50'nin altına düştüğünde %25 daha az hasar alıyormuş. Yani bu da ölme ihtimalini düşürüyor. Şişko göbekli, güzel, hoş, tatlı, sempatik ninja bir kardeşimizi de burada görmüş olduk. Nadir karakterlere geldik. Nadir karakterleri kimsenin böyle çok merak ettiğini sanmıyorum. Genelde zaten bu tarz nadir karakterleri de kasmıyoruz. Hızlıca geçeceğim. Statlarını da tırı tırı tır burada görüyorsunuz. Zaten bir kişiye atak kırma, bir kişiye defans kırma ve kendine küçük boy bir kritik demeyi arttırıp tüm düşmanlara saldırması var. Ve o green kabilelerinde. İkinci karakterimiz çakma foliye benziyor. Hellfreak yani cehennem kaçığı gibi bir ismi var. A1'i bir düşmana defans kuruyor ama düşük bir ihtimalle. A2'si saldırmadan önce bir düşmandan buffları çalıyor. A3'ü HP değiştiriyor karşısıyla ve ekstra tur alıyor. Bak bu karakter aslında birazcık incelenebilir. Hasarı da bir nadir olduğu halde 1360'larda can değiştiriyor buff çalıyor, ve hasar vuruyor, atak karakteri bu karakter çıktığı zaman incelenebilecek karakterlerden bir tanesi. Şimdi karakterimiz Ashwalker yani ne demek külde yürüyen bir düşmana saldırıyormuş. Devastator, u. Devastator e, becerisinin bekleme süresini düşmanı öldürdüyse sıfırlıyormuş. Devastator bir düşmana saldırıp yüzde kitaplandığı zaman 85 şansa bir turluk sersemletme verip bu atak kritikse de dönüş metresini karşıdaki herkesin %10 azaltıyormuş. Hoş. Yine tüm düşmanlara saldırıp yüzde 100 şansa küçük boy bir zayıflatma veriyormuş. Atak karakteri 1500 yüksek bir hasarı var. Bu da gözden kaçmayacak, incelenebilecek bir karakter. Son karakterimiz Guard, gariban. Kafasında böyle mumlar yanan bir cüce ablamız. Eldivenleri var, fırın eldivenleri var. Çok tatlı. Bakar mısınız şuna? Anam bundan kim savaşır? Tatlılığa bir bakın. Bu tarzda bir karakterimiz, bu da atak tipinde. Hasarı falan düşük, hızı çok düşük, canı çok düşük, defansı çok düşük. Bu kadar düşük statları varsa bir şeyler yapıyor olması gerekir. Bakıyoruz. Bir düşmana saldırıp düşük bir şansla, %50 bir şansla rastgele bir debuff çalıyormuş. Şu kadar şu kadar buff'ı varsa kaldırıyormuş ya da çalıyormuş falan filan. Kendine küçük boy atak, küçük boy kritik oranı alıp ee, saldırıyormuş herkese. Yani atane ki Yine bir düşmana saldırdı. Yine buffları çaldı. Bir özellik. Evet. Karakterlerimiz bu kadar. Dediğim gibi elimde bilgi olmadığı için paylaşamadım. Bir başka arkadaşın videosu üzerinden yola çıktım. Karakterlerimiz ve karakterlerimizin tanıtımı bu şekildeydi. Bakalım füzyonumuz 5'inde geliyor. Hepsi füzyonun parçası olacak mı? Başka özellikler gelecek mi? Ben elime bilgi geçerse tekrardan duyururum. Biliyorum uzun bir video oldu ama büyük kısmını keseceğim. Beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Discord'umuza katılırsanız ilk bilgilerden de siz sahip olursunuz diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.